Ankara stüdyolarından iyi günler diliyoruz. Evet, konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Hoş bulduk. Yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısısınız. Dolayısıyla sizinle yerel seçim sürecini, CHP'nin hazırlıklarını ve tabii İYİ Parti ile gerçekleştirilen görüşmeleri konuşacağız. Ama AK Parti'den başlayalım. Çünkü hem cumartesi hem salı günü ayrı ayrı yaklaşık 60 il adayı açıklanmış oldu AK Parti tarafından. Bunlar arasında 3 büyük şehirden ikisi de var, Ankara ve İzmir. Aslında İstanbul adayı da belli, Binali Yıldırım özel bir programla açıklanacağı söyleniyor. Dolayısıyla dikkatler CHP'nin 3 büyük şehirde kimleri açıklayacağına çevrildi. Neden bir gecikme var, gecikme mi var, ne zaman açıklayacaksınız Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını? Bizde bir gecikme yok. Tabii ki AK Parti'de telaş var. Çünkü geçmiş seçim dönemlerine de bakarsanız, yani bugün 2004'ten bu yana yapılmış seçimlere bakarsanız, AK Parti hiç ilk defa bu kadar erken aday açıkladı. Bu da bir yerde içinde bulunduğu durumu izah ediyor. Bizim geç kaldığımız falan yok. Çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle aday profileme çalışmalarımızı yapıyoruz, saha bilgilerini alıyoruz ve aday adaylarımızı değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde de önümüzdeki günlerde mutlaka adaylarımızı da açıklayacağız. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi AK Parti bizim aday açıklamamızdan sonra bir açıklama kararı verdi ve süreci takip etti bizden sonra. Ve ilk defa da bu kadar erken aday açıkladı. Bu bütün siyasi çevrelerce de ifade ediliyor ve bunun erken olmasının da dezavantajlı olduğu kendi kesimlerince de ifade ediliyor. Tabii kendi tercihleridir. Ama biz süreci takip ederek, en iyi şekilde de değerlendirerek önümüzdeki günlerde 3 büyük şehirde içinde olmak kaydıyla açıklayacağız. Var, evet, 6 Aralık'ta açıklamayacağız ama biz 3 büyük kentimizi 6 Aralık'ta açıklamayacağız. 6 Aralık'ta büyük şehirlerimiz olacak, hangileri illerimiz olacak, mesela ilçelerimiz olacak ama 3 büyük ilimiz olmayacak. Büyük şehirlerimiz olacak dediniz. Şimdi onları merak ederiz biz. Sanırım 300 aday açıklanacak değil mi? Evet, 300 belediye başkan adayımızı bunlar açıklayacağız. Bunlar arasında hangi büyük şehirler olacak? Bize bir iki büyük şehir söyleyebilir misiniz? Yani görevinde başarıyla sürdüren, halkımız tarafından teveccüh gören gerçekten mevcut belediye başkanlarımız olacak. Görevde bizim belediyemizin olmadığı yerlerde de gerçekten halkta heyecan uyandıran ve o büyük şehirde çok önemli hizmetleri ortaya koyacak olan isimleri açıklayacağız. Mesela Antalya olacak mı? Yani tabii büyük şehir söyleyemem ama çalışıyoruz. Antalya'yı da aynı anlamda değerlendiriyoruz. Diğer büyük şehirlerimizi de değerlendiriyoruz. Ama birçok büyük şehrimiz olacak. Şimdi Antalya'yı neden sordum? Birazdan ona geleceğim ama Ankara adayı AK Parti'nin Mehmet Özhaseki olarak açıklandı. İzmir adayı Nihat Zeybekçi olarak açıklandı. Bu iki isim özelinde CHP nasıl değerlendirir? Yarış nasıl geçecek? Sıkı bir rekabetten söz edebilecek miyiz Ankara ve İzmir'de? Ne dersiniz? Tabii ki olacak. Bakıldığında iki İzmir'de, Ankara'da aslında bölgelerinin dışından bir aday transferi bakıldığında geçmişte Ankara adayı AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış bir değerli siyasetçi. Aynı şekilde İzmir içinde Denizli Belediye Başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış biri. Yani burada bakılıyor ki bir sıkıntı var, bir sorun var AK Parti'de. Seçimi önceden adayları açıklarken bir özgüvenle, bir cesaretle, farklı isimlerle açıklardı. Ama şimdi sadece seçimi garanti altına almak amacıyla, seçimi kazanabilmenin endişesiyle, kaygısıyla aday tespiti yapılmış. Öyle gözüküyor. Yoksa yani İzmir'den de bir aday olabilirdi. İzmir'in kendi yapısının içerisinden çıkan veya Ankara'dan da, ama görülüyor ki dışarıdan bir aday
gösterilmişse AK Parti'nin bu seçimlerde ne kadar kaygılı olduğunu ve seçimler için ne kadar endişeli olduğunu da bir göstergesi. Haliyle bu adayların oluşması da seçimi güvence altına almak, garanti altına almak, emin olmak için yapılmış bir çalışma. Peki CHP yeni isimler açıklayabilecek mi? Yani CHP'nin tutumu ne olacak? AK Parti'yi garanti altına almakla eleştiriyorsunuz. Evet. Ama Ankara için CHP'nin adayının da yine Mansur Yavaş olabileceği söyleniyor. Şu anda Mansur Yavaş veya başkaları, biz her zaman söylediğimiz şu, çalışmalarımız bu yönde de devam ediyor. Ankaralı'nın kabul ettiği, Ankara'nın değerlerini, Ankara'nın yapısının içinde olan, Ankara'nın sorunlarını çok iyi bilen, onu birebir tespit etmiş ve yaşamış, çözüm yollarını da bilen biri mutlaka olacak. O anlamda hani biz bir başka ilden veya ulusal siyasetten birini taşımayacağız. Peki Mansur Yavaş ismi hala gündeminizde diyebilir miyiz? Yani şu anda açıkçası isimler üzerinde durmuyoruz. Birçok isim var. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Şimdi İYİ Parti ile de görüşmeler bir taraftan devam ediyor ama dün itibariyle kulislere bir takım sıkıntılar yaşandığı sızdı. Hatta Bülent Tezcan partiniz adına yürütüyor bu görüşmeleri. Bülent Tezcan'ın da o görüşmelerden çekildiği veya çekileceği, yerine Oğuz Kağan Salıcı'nın geçebileceği belirtildi. Gerçekten Bülent Tezcan konusunda bir sıkıntı mı var? Çekiliyor mu görüşmelerden? Başka bir isimle mi devam edeceksiniz? Hayır, öyle bir olay yok. Şu anda Bülent Tezcan görüşmelerini devam ettiriyor ve çalışmalar devam ediyor. Tabii süreç içerisinde belli değerlendirmeler olacaktır, belli görüşmeler olacaktır, belli veriler ortaya koyularak o veriler üzerinden belli tartışmalar olacaktır. Ama bu ne görüşmelerin bittiği anlamına gelsin, ne de işte Bülent Tezcan tarafından değil, bir başka arkadaşımız tarafından sürdürüleceği anlamı çıksın. Görüşmeler devam ediyor ama tabii ki bu süreç içerisinde belli değerlendirmeler mutlaka olacaktır. Önümüzdeki dönemde illerle ilgili bir değerlendirme yapılırken veriler ortaya koyulacak ve orada bundan sonraki süreçte ilgili belli bilgilerin ulaşılacak ve buna göre karar verilecek. Şimdi İYİ Parti'nin Ankara ve Antalya'da ısrarlı olduğu söyleniyor. Evet. Ama CHP'nin de Ankara ve Antalya'dan aday çıkarmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Ankara veya Antalya, iki ilden biri İYİ Parti'ye bırakılabilir mi? Yoksa başka büyük şehirler mi öneriyorsunuz İYİ Parti'ye? Şu anım tabii demin de söyledim, ortada veriler var. Sonuçta eğer bir birliktelik yapılacaksa verilerle hareket edilecek. Amacımız burada bu birliktelikten mutlaka bir başarı ortaya çıkarmak ve bu belediyeleri kazanmak. Geçmişte kurulmuş Millet İttifakı'nın, taban ittifakının, tabanda oluşacak bu ittifakın bir artı değerini oluşturmak. Bu hani şu il senin, bu il benim, şöyle olsun böyle olsun değil. Bir veri ortaya koyulacak, bilgi ortaya koyulacak ve nedir bu şu an elinizdeki veriler? Hani siz yerel yönetimlerden sorumlusunuz, önünüze geliyordur. Mesela Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Manisa'da ne söylüyor tablo? Şimdi tabii bir geçmiş seçimlerin rakamları var. Şu anda sahanın bilgisi var. Yani sahada yapılan belli anketler var, belli değerlendirmeler var. Elbette ki oradaki STK'ların, belli kanaat önderlerinin bilgileri var. Bütün bu bilgiler, bütün bu veriler değerlendirilir. Ona göre de bir süreç oluşturulur. Peki ne zaman nihayete erecek? Önünüzde çünkü ilk çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben çok kısa sürede tamamlanacak. Bu kısa süreden kastınız mesela Kılıçdaroğlu şimdi Almanya'ya gitti, Avusturya'ya geçecek. Herhalde hafta sonu dönüyor. Evet. Sonrasında tekrar Meral Akşener'le bir görüşme öngörülüyor mu? Olabilir. İki genel başkan uygun gördüğü bir tarihte tekrar bir araya gelebilir ve bu süreci de en kısa sürede olumlu bir şekilde tamamlanır. Peki sıkıntı devam ederse ittifaksız girme ihtimali var mıdır? Yani biz her zaman söylediğimiz bir süreç var. Elbette ki burada bir karşılıklı iyi niyet çerçevesi içerisinde diyaloglar devam ediyor. Ben bunun da olumlu bir şekilde biteceğine eminim.
Şimdi biraz tabii büyük şehirlerden başlamıştık. Onlarla devam edelim o zaman. İstanbul adayı konusu. Son zamanlarda Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıktı. CHP liderinin işaret etmesiyle oldu bu bir de yani. İyi Parti'dense İlhan Kesici'ye sıcak bakabiliriz mesajları veriliyor. Eğer orada da bir işbirliği yapılacaksa belki aday belirlenirken buna da dikkat edilecektir. Ve Muharrem İnce, o da CHP lideriyle görüştü. Eğilim yoklaması istedi. Yapılırsa adayım dedi. Değilse aday olmayacağını söyledi. Genel merkezin İstanbul'la ilgili son değerlendirmesi nedir? Öncelikle bir eğilim yoklaması yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani şu anda aday profilleme çalışması bitti. Adayları üzerinde de devam ediliyor. Ama burada bir eğilim yoklaması kararı henüz çıkmadı. Tabii ona MYK karar verir eğilim yoklaması olup olmayacağını parti meclisinin verdiği yetkiyle birlikte. O değerlendirilir ama şu anda bizim çalışmalarımız titiz bir şekilde. Önce elinizde İstanbul'la ilgili bütün bilgileri oluşturacaksınız ki o profile uyan seçimi kazanabilecek ve bütün toplumu kucaklayabilecek o yapıyı oluşturun. Yoksa hani bir isim üzerinde durup şununla yürürüz, bununla gideriz anlamında değil. Biz İstanbul'u kesinlikle almak istiyoruz ve alacağız. İstanbul'u almak için de il başkanlığımızla birlikte, genel merkezimizle birlikte, bütün arkadaşlarımızla birlikte çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Tabiri caizse kılı kırk yarıyoruz. Bu anlamda adayımızı da açıkladığımızda herkesin kabul ettiği ve toplumda da heyecan uyandıran ve İstanbul'un sorunlarını çözümüne gerçekten herkes tarafından da onay vereceği bir isim olacak. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Binali Yıldırım isminin AK Parti'de dile getirilmesi, onun isminin açıklanacağını söylenmesi etkili oluyor mudur CHP'deki çalışmalarda? Hayır, biz kendi çalışmalarımızı... Hayır, biz kendi çalışmalarımızı çok önceden başlattık zaten. AK Parti kimi açıklarsa açıklasın. Biz AK Parti'nin açıklayacağı aday üzerinde durmuyoruz. Biz İstanbul'u daha iyi nasıl yönetiriz, sorunlarını nasıl çözeriz ve bunu çözecek kadroyu ve ismi nasıl buluruz, onun çabası içerisindeyiz. Peki HDP ile görüşmeleriniz var mıdır İstanbul'da? Özellikle bazı ilçelerde dirsek temasından söz ediliyor. Bizim kendimizin direkt yok ama tabanda görüşmeler oluyordur. Tabanda mutlaka belli diyaloglar kuruluyordur ama bizim resmi bir görüşmemiz yok. En son Saadet Partisi ile CHP lideri Kılıçdaroğlu gitti. Sayın Genel Başkan ziyaret etti. Kamuoyunda bildiği gibi Türkiye üzerine, ülkenin genel sorunları üzerine konuşmalar yapıldı. Bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra iki Sayın Genel Başkan kendileri başa baş bir birlikte görüşme yaptılar. Biz de daha sonra kurmaylarıyla sohbet ettik. Biz de bir genel yerel seçimle ilgili süreçle ilgili düşünce alışverişinde bulunduk ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve ayrıldık. Karamollaoğlu'ndan dün biz ittifak yapmayı düşünmüyoruz açıklaması geldi. Bu noktada Saadet Partisi ile bir işbirliği olacak mı olmayacak mı? CHP cephesi nasıl düşünüyor? Dicle Hanım, biz baştan beri söylediğimiz bir olay var. Biz taban ittifakı, sandık ittifakı, millet ittifakını öne sürdük hep. Ve bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu Saadet Partisi ile görüşmelerimiz, İyi Parti ile görüşmelerimiz de bu minvalde zaten bir taban ittifakını kurmak yönünde. Burada da hani demin siz işte illeri ortaya koydunuz. O il senin olsun, bu il benim olsun, şurada şu olsun, burada bu olsun değil. Biz burada amacımız Türkiye'de bu birlikteliği nasıl oluştururuz? Bunun çabası içerisindeyiz. Sayın Karamollaoğlu da zaten kendisi bu görüşmeleri, bu diyaloğu bir dirsek teması olarak ifade etmişti. Tabanda kurulacak, o seçim bölgesinde oluşacak olan birliktelik önemli diye de ifade etmişti. Şimdi bu sürecin en başında sizin hazırladığınız, çalıştığınız bir simülasyon vardı. Hatırlayacaksınız, çok da tartışma yaratmıştı. Eğer bu seçime ittifakla girersek ne olur, ittifaksız girersek ne olur? AK Parti MHP bir işbirliği gerçekleştirirse ne olur gibi bir simülasyondu. Ve 24 orada, Haziran seçim sonuçlarına göreydi o. Evet ve orada CHP'nin AK Parti MHP ittifakı gerçekleşirse birçok ilde kaybedebileceği tespiti de vardı. İşte bu da tartışma yaratmıştı.
yapmıştı. Şimdi bugün itibariyle yeniden yayındayız, beraberiz. Nedir elinizdeki son tablo? Çünkü AK Parti ile MHP işbirliğinde epey de yol almış gibi görünüyor. Hatta ilk başta daha kısıtlı bir işbirliğinden bahsedilirken şimdi 30 büyük şehir, hatta bazı başka illere de yansıması söz konusu. Örneğin Hatay, Tekirdağ, Muğla gibi CHP'nin tek başına girmeyi planladığı iller için bir çekince var mıdır? Tablo nedir şu anki ortamda? Dicle Hanım, tabii o günden bugüne köprünün altından çok sular aktı ve Türkiye inanılmaz bir sürece girdi. Hem ekonomik anlamda hem dış politika anlamında artık hani bir şarkıda vardı ya, Yiğit Muhtaçoğlu'da kuru soğana misali. Artık Türkiye'de ekonomi o kadar derinlemesine her kesimi etkiledi ki ve özellikle AKP'li belediyelerin de ortaya koyduğu başarısızlık artık tescillendi. Ve vatandaşımız, milletimiz artık kararını verirken gözünü farklı şekilde başka yere dikti, düşüncelerini de değiştirdi. Bakın, şunu ifade etmek istiyorum. Bugün AKP-MHP ittifakı kuruldu. Ama yapılan anketlerde bunun tabanda çalışmadığı açık net görülüyor. MHP seçmenin önemli bir kısmı AKP'yi desteklemiyor. AKP seçmeninin belli bir kısmı MHP'ye desteklemiyor. Ve bu oran gittikçe de yükseliyor. Görülüyor ki tavanda kurulan ittifakın da tabanda çok karşılık bulmadığı yönünde. Bizim o günkü açıkladığımız simülasyon da 24 Haziran seçimi sonuçlarına göreydi. Hı hı. Şimdi tablo çok değişti. Şimdi bu tabloyu okuyalım derseniz, o günden bugüne ne değişti, şimdi durum ne diye sorarsanız, vatandaş artık yaşadığımız süreçten ciddi anlamda moral bozukluğu içerisinde, umutsuzluk içerisinde ve umut arıyor. Bir yenileşme arıyor. Yaptığımız bütün anketlerde çıkan sonuç yeni ve değişim diyor. Ama AKP bunu okuyamadığı için yeni ve değişim dedikçe vatandaş o eskiyi dayatıyor ve eskiyi getirmeye çalışıyor. Bunu göremediği için de bu seçimlerde göreceksiniz ciddi anlamda AKP ve MHP adına hüsranla sonuçlanacak. Şimdi tabii bir de İzmir'i merak ediyoruz. Hep CHP'nin kalesi olarak bilinen bir il. Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını, siyaseti de noktaladığını bıraktı. Bundan sonrasına ilişkin CHP İzmirli'nin karşısına nasıl bir aday profiliyle çıkacak? Ve tabii az önce söyledikleriniz karşısında Naci Bostancı bizim konuğumuzdu pazartesi günü. İzmir'de seçmenin biraz kerhen oy kullandığını artık ifade etti. Ve bir iyi aday olur olursa eğilim değişecektir iddiasında bulundu. Buna da yanıtınızı merak ediyorum. Yani İzmir, Aydınlık İzmir, Çağdaş İzmir, Cumhuriyet değerlerine bağlı İzmir ve gerçekten ülkemizin bakıldığında, seçmen profili olarak da bakıldığında bilinçli bir şekilde oyunu her zaman kullanmış bir İzmir. Tabii ki aday profilinden de orada ne kadar umutsuz oldukları da belli. Bu anlamda eğer gerçekten İzmir'i alabileceklerine inansalardı, İzmir'de Naci Bey başarılı olabileceklerine inansalardı, çok daha iddialı, İzmir adına kabul gören bir adayı koyarlardı. Ama Ege'li neticede, Denizli'de. Ege'li mutlaka Ege'li ama İzmir'in mutlaka bir değerlendirmesi olacaktır. İzmir'in bu anlamda kendi içinden, kendi sorunlarını birebir yaşayan, hizmetleri de birebir verecek yapıyı da mutlaka değerlendirecektir. Şimdi CHP için de Tuncay Özkan, Abdülbatur isimleri geçiyor kulislerde. Çok değerli, kıymetli aday adaylarımız var. Gerçekten başarılı, kendini ispat etmiş ve İzmir'i kucaklayacak, İzmir'in sorunlarını çözecek, bugüne kadar devam etmiş birçok ilklerin gerçekleştiği, güzel hizmetlerin verildiği İzmir'de bu hizmetlerin geliştirerek, büyüterek devam ettirecek bir isim olacak. Bugün hiç isim vermediniz, iller konusuna da girmediniz. Belli ki... Şöyle isim verirsem şöyle olur. Yani bir kuruldan çıkmayan, biz AK Parti'den ve MHP'den farklıyız.
sonuçta bir aday açıklanacaksa belli kurullardan geçerek değerlendirilecek. Benim burada bir isim belirtmem o kurulları yok kabul etmem olur. Bu da böyle bir şey de söz konusu değil. Hani AKP'de veya MHP'de bir yönetici bir isim açıklayabilir. Çünkü orada tek adam yönetimi var. Tek bir merkezden yönetiliyor. Tek bir kişi karar veriyor belki. Ama bizde yetkili kurullar var. O yetkili kurullar mutlaka adaylaşma noktasında düşüncelerini açıklıyorlar ve ona göre gerçekleşiyor. Herhalde bir taraftan da süren işbirliği arayışları neticesinde de biraz isimler şekillenecektir. İşte o noktada az önce de sordum hani son tarih nedir diye. Şunu da merak ediyoruz. CHP ne zaman aday tanıtım toplantısı düzenleyecek? Bildirgesini ne zaman açıklayacak? Bu süreç nasıl yaşanacak? Ne göreceğiz? Takvim ne olacak? Bildirgemiz aşağı yukarı tamamlandı. Ben Aralık ayı içerisinde açıklanacağını düşünüyorum büyük bir ihtimalle ama tabii ki aday tanıtım toplantımız Aralık sonu veya Ocak başı gibi mutlaka olacaktır. Kampanyaya yönelik peki halihazırda belirlenen bir çalışma var mı? Yani her ile CHP lideri mi gidecek yoksa başka türlü bir kampanya modeli mi benimsenecek? Mitingler mi tercih edilecek? Kapalı salon toplantılarıyla mı devam edilecek gibi bir takım hazırlıklar var mıdır? Evet, çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 12 bölgede bölge toplantıları yapıyoruz. Bunun 5'ini gerçekleştirdik. Hafta sonu 2 toplantımız daha olacak. Her seçim bölgesine, her seçim bölgesinin ihtiyacı olan dili kullanacağız. Propaganda yöntemlerini kullanacağız. Hatta her adaya özgü bir yapı oluşturacağız ve bununla ilgili de çok titiz bir çalışma yapıyoruz. O bölgelerde veri topluyoruz, yöneticilerimizle görüşüyoruz ve o bölgeye özgü bir propaganda oluşturuyoruz. Elbette ki mitinglerimiz de olacak. Elbette ki kapalı salon toplantılarımız da olacak. Sahanın tümüne yayılacağız. Ve bütün satıhı bir alan olarak kabul edip bütün o seçim bölgesinde evlere de gireceğiz, iş yerlerine de gireceğiz. Salon toplantıları da yapacağız, mitingler de yapacağız. Bu seçimde sadece belli bir yöntemle değil, bütün yöntemleri ihtiyacı olan yerde kullanarak kampanyamızı oluşturacağız. Çünkü biz kampanyamıza çok erken başladık. Aslında biz Nisan ayında çalışmalarımızı başlatmıştık. Ama hepimizin bildiği gibi erken yerel ve genel ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte durdurmuştuk. Bu sürecin sonunda tekrar başladık ve şu anda daha önce 65 ilimize parti meclis üyesi ve milletvekillerimizi görevlendirmiştik. Onların raporlarını, saha raporlarını almıştık. Şimdi 17 ilimize daha görevlendirdik ve bu hafta sonu da o raporlar gelecek. Parti meclis üyelerimizin ve milletvekillerimizin oluşturduğu raporlar. Bütün bu bilgiler ışığında artık önümüzdeki süreci bilgiyle, belgeyle ve süreci en iyi şekilde takip ederek başarılı olacağımıza inanıyorum. Artık tesadüfen değil veya anlık kararlarla değil, planlayarak ilerliyoruz. Her hafta sahanın bilgisini alıyoruz, analiz ediyoruz. Rakiplerin analizini yapıyoruz. Şu anda adaylaşan diğer siyasi partilerden adaylaşan adaylarla ilgili verileri topluyoruz. O sahanın bundan sonraki süreci yönetme adına ne yapmamız gerekir? Onları oluşturuyoruz. Kısacası çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu arada tabii aday tespitlerimiz de hızla devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. Teşekkürler bir kez daha katıldığınız ve sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Şimdilik Ankara'dan nokta koyuyoruz ve iyi günler diliyoruz.